Plase nedir diye sorsam, kimi topa yumuşak ve kavis verilerek yapılan vuruş derken, kimileriniz ayak içiyle uzak köşelere yapılan falsolu vuruş diyebilir. Fakat kelime anlamıyla plase şudur. Place, isim olan haliyle yer. Place, fiil olan haliyle yerleştirme. Bundan sebep İngilizce'de plaseye place shot yani yerleştirilmiş şut denir. Gideceği yer belli olan, koordinatları vurucu tarafından topa bildirilmiş yani yerleştirilmiş şutlar. Bugün kanalımızın bugüne kadar en çok izlenen videolarından biri olan pas sanatçıları videosunun bir devam niteliğindeki şut sanatçıları ile karşınızdayız. Sıkı durun. Ben de herkes gibi şutun sert ve uzaktan olanını severim ki belki onlara daha farklı bir içerikte yer veririz ama bu videoda topu daha çok kalecinin uzanamayacağı yerlere nişanlayan plasecilerden bahsedeceğiz. Abone ol ve like butonuna bastıysanız derhal başlıyoruz. Ronaldo de Nazario. Bakın siz ben ve Özgün'ü iyi iki sıkı dost zannediyorsunuz. Hoş öyleyiz de ama bizim futbol görüşlerimiz gerçekten birbirine çok zıttır. Bilmiyorum, belki de bu zıtlık ve karşıt görüşler sayesinde gelişti futbola olan bakış açılarımız. Fakat onun beğendiği oyuncuları ben sevmem, benim sevdiklerimi o beğenmez. Şartsız koşulsuz mutabık kalabildiğimiz, ikimizin de hayranlık duyduğu tek oyuncu belki de. Gerçek Ronaldo. Yani ben şimdi bunu gençlere anlatamam. Anlatırım da anlamazlar. Ama bizimle akran olan takipçilerimiz ne söylemek istediğimi gayet iyi anladılar. İki çok büyük sakatlık yaşadı bu adam. Futbol hayatı bitti. Dönemez. Dönse de eskisi gibi olamaz denilen noktada geri dönüp 2002'de zamane goatlarının henüz alamadığı Dünya Kupası'nı ülkesine götürdü. Hep sorarım kendi kendime. Ya hiç sakatlanmasaydı? Şu kontrole bakar mısınız? Saf yetenek. Bakın burada Corinthians'ta, o dönem 34 yaşında, sakatlıklar sonrası aldığı kortizonlar artık vücudu bitirmiş. Vücudu futbol oynamaya el vermiyor. Beli yağ, karnı göbek bağlamış ama yine de golcü. Golcü her zaman golcüdür. Kaleye gitmeye hali yok, o da ne yaptı? Kendi gitmek yerine topu oraya götürdü. Barcelona'da oynadığı zamanlarki hızı ve atletizmi rakiplerine çalım atmazdı, adeta içlerinden geçerdi. Sakatlık ve Dünya Kupası sonrasıysa Real Madrid döneminde işte bu videoya, bu listeye girmesine sebep olan ceza sahası içinde nasıl klinik bir bitiriciye dönüştüğünü izledik hep beraber. Gol atmak için yaratılmış bir Brezilyalı. Fırsat gelmişken sizinle bu bilgiyi de paylaşayım. Fenomenin plaseleri diğerlerinden farklı bir tekniğe sahip. Tam ayak içiyle değil de ayak baş parmağının içiyle yapılan değişik bir vuruş. Brezilyalılar buna toe pok diyor. Toe zaten baş parmak demek. Pok da dürtmek. Sanırım mevzuyu anladınız. Bizimkiler buna burun deyip geçerler ama o iş öyle kolay bir teknik değil. Onu diyenler bu vuruşu ayakkabıyla çim sahada yapmaya kalksalar top ya farklı şekilde out'a gider ya da ayak parmaklarını incitirler. Bizde bir laf vardır. Dişleri ayrık olanlar şanslı olur derler. Sen sakatlıklar sebebiyle hiç şanslı değildin futbol hayatında ama oynadığın futbolla bizim gibi iki inatçı keçiyi bile tek doğru olduğuna ikna ettin. Philip Coutinho. Şu kesme olarak tarif edilen, uzak mesafeden sert plaseyi dünya üzerinde belki de en iyi şekilde uygulayan aktif oyuncu kendisi. Liverpool'da harika bir gelişim süreci yaşadı ve geleneği bozmayarak full pakete evrilen her Liverpool'lu oyuncu gibi ekonomik anlamda daha büyük bir kulübün yolunu tuttu. Onun şu harika gollerini ne zaman izlesem hayrete düşüyorum. Bu kadar ufak tefek bir adamdan nasıl çıkıyor bu güdümlü füze kıvamındaki plaseler? Postür olarak çok düzgün bir şut tekniği var. Birkaç golde topun gittiği yere değil de Coutinho'nun vücut pozisyonuna dikkat ederseniz çok net fark edeceksiniz. Nasıl kalçadan çıkarıyor şutu? Nasıl da bir gol sopası gibi kullanıyor sağ bacağını? Bu sayede topa istediği miktarda müthiş kavisler verebiliyor. Ne eksik ne fazla, tam olması gerektiği kadar. Bakar mısınız nasıl da farkında yaptığı vuruşun ve top daha kaleyi bulmadan sevinmesinden anlıyoruz aslında. Nasıl bilinçli bir şekilde topu istediği yere gönderdiğini. Yani bu şey gibi, zaten güzel ve lüks olan bir villaya bir de havuz eklettirmek. Bir villa parası kadar da havuza verirsiniz. Zaten üst düzey olan playmaking ve dribbling özelliklerine bir de şöyle bir şut ekleyince fiyat direkt 130 milyon euro oluyor. Lionel Messi. Ferdi Tayfur zamanında bir röportajında şöyle söylemişti. Doğru bir tonlamayla yapılan fısıltının feryat etmekten çok daha etkili olduğunu öğrendim. Sanat hayatım boyunca hep feryat figan söyledim şarkılarımı.
aslında duyguyu karşı tarafa geçirmek için bu kadar bağırmama gerek yokmuş diyordu. Messi Ferdi Baba'yı hiç dinlemiş midir bilmiyorum ama sanırım kendisi de fısıltının bağırmaktan daha etkili olduğuna inananlardan. Attığı şutlar sertlikten ziyade tıngır mıngır filelerle buluşmaya doğru giderken kalecileri genellikle bu durumu sadece izlemekle yetinmek zorunda bıraktırır. Lionel sert de vursa, yavaş da vursa zaten attığı ve plase olmayan bir şutu yok. Messi'nin sırrı ne videosunda uzun uzun anlattım. Daha fazla ne söyleyebilirim bilmiyorum. Henry'nin söylediği gibi, normal olmayan biri. Sanırım onu daha iyi tarif edecek bir cümle yok. Öyle şeyler yapıyor ki futbol topuyla, bizlere sebep arattırıyor. Acaba bu dünyadan değil mi? Acaba özel bir durumu mu var diye sorgulama gerekliliği hissettiriyor. Bu arada Messi videosu küçücük bir yerde bizim için yasal sıkıntı yaratmayacak şekilde bir telif yedi. Üstünden biraz zaman geçsin, kaldırıp tekrar yükleyeceğim. Siz Messi severler tekrar izleyin, olur mu? O zaman bir alıntı daha yapalım o videodan. Lionel'in attığı her şut her zaman köşeye, daha köşeye, en köşeye, kalecinin asla uzanamayacağı köşeye gider. Cristiano Ronaldo. Aslında ilk yaptığım listede Ronaldo yoktu. Çünkü Ronaldo stil olarak topları yumuşak ve falsodan ziyade direkt hedefe ve çok sert olarak vuruyor. Ama böyle yapıyor olması tamamen sert vurmayı tercih ettiği ve bu şekilde daha efektif olduğunu düşündüğü için, yoksa plaseyi yapamadığından değil. Ronaldo bu kesme vuruşu daha gençken ve kanatlarda oynarken özellikle Manchester United zamanlarında çok sık yapardı aslında. Sonra Real Madrid'e geçmesiyle yavaş yavaş stil değiştirdi. An itibariyle artık bir santrafora dönüştü. Zaten çalışarak, öğrenilerek yapılabilecek bir şeyin Cristiano'nun yapamaması pek mümkün değil. Ben onun kadar azimli birini görmedim. 33 yaşında ve hala sanki vitrine yeni çıkmış, başarıya aç, genç bir çocuk gibi. Bir Messi'ci olarak söylüyorum, iyi ki varsın be Ronaldo. Edinson Cavani. Bir forvet oyuncusu olarak stilini çok beğendiğim ve değil Napoli, Palermo'dan beri beğenerek takip ettiğim bir oyuncu Cavani. 4 yıl kadar İbrahimovic gibi bir oyuncuyla partnerlik yapmak kendisine çok şey kattı. Belki en büyük olayı plasesi değildir ama ayak içi ezelden beri temizdi. Yani sır şu vuruşla bile bu listede olmayı sonuna kadar hak ediyor. David Villa. Tipik bir İspanyol forvet. Bakın, İspanyolların tüm futbolcuları tekniktir. Ancak forvetleri hem teknik hem kurnazdır. David Villa'da teknik seviyesi üst düzey, benim izlediğim sayılı bitiricilerden. Fakat onun alameti farikası maç boyunca rakip defans çizgisi. Dolayısıyla offside kuralına karşı yaptığı satranç maçıdır. Ve genellikle o çizgiyi maç boyu birkaç kez mat eder. Çizgide bekler, içe kat eder, golü koklar, pozisyona girmek için her türlü varyasyonu dener. Pozisyon ve topsuz alan oyununu çok iyi bilir, defans oyuncularının en sevmediği profilde bir forvettir. Tam bir baş belasıdır onlar için. Plasesine dönecek olursak, bakın bu plase işi gayet öğrenilebilecek bir iştir. Zaten birçok kazma denilebilecek santrafor bile 28-29 yaşından sonra bu vuruşu repertuarlarına ekler. Ancak bazılarınınki natürel olarak oradadır. David Villa şüphesiz onlardan biri. Bir şeyin kendiliğinden sizde olmasıyla sonradan öğrenerek elde etmek arasında büyük bir fark oluyor ister istemez. Bu vuruşu yerden yapmak nispeten daha kolaydır. Havadan yapmak çok daha fazla beceri ve ustalık ister. Gördüğünüz üzere Villa tüm plaselerini üstten vuruyor. Hani öyle böyle üstten değil, bayağı üstten. Topu neredeyse out'a çıkacak kadar yükseltip oradan kaleye doğru keskin bir iniş yapmasını sağlamak her baba yiğidin harcı değil. Bu vuruşun teknik anlamda en kusursuz temsilcilerinden biri. Ben New York ile vedalaştığını duyunca futbolu bırakıyor herhalde diye düşünmüştüm. Iniesta'mın yanına Japonya'ya gidiyormuş meğer. Yolun açık olsun David. Don Andres'e selam götür. Radamel Falcao. Teknik anlamda Villa için ne söylediysem aynısı Radamel için de geçerli. Tabi oyun stili olarak Villa'dan daha farklı vasıflara sahip bir oyuncu. Daha az mobil ama çok sağlam, fizik gücü yüksek. A klas bir bitirici.
Plaselerinde topu öyle yukarıdan bırakıyor ki sadece yatay değil dikey bir falso söz konusu. Birçok elit forvet iki ayağını da kullanır. İki ayağıyla da gol atar. Bu sıklıkla rastlanan bir durumdur. Ama çok az oyuncu vardır ki iki ayağıyla da plase yapabilsin. Genelde daha güçlü olan ayaklarını tercih ederler. Falcao için böyle bir durum söz konusu değil. İki ayağı da eşit güçte. Bu anlamda Radamel eşine az rastlanan oldukça özel bir şut sanatçısı. Alessandro Del Piero. Üzgünüm ama ben sanattan pek anlamam. Özür dileyerek söylüyorum ki Picasso'nun tablolarında da orantısız insan uzuvlarından daha fazla bir anlam çıkaramam. Ama sevgili sanattan anlayanlar, bana lütfen siz cevap verin. Bu sanat değildir de nedir? Bir dönem Galatasaray'ın da teknik direktörlüğünü yapan Coverciano Futbol Okulu mezunu Roberto Mancini'nin doktora tezinde seçtiği konu Treco Artista'ydı. Artist sanatçı demek, Troco Artista'nın içinde barındırdığı artista sanat ile ne kadar alakalı bilemiyorum ama kabaca futboldaki 10 numara anlamına geliyor. Mancini Troco Artista pozisyonunu tezinde şöyle tanımlamış. İşin defans tarafıyla fazla ilgilenmeyen, kolay adam eksiltebilen, gerektiğinde gol pozisyonu hazırlayabilen, bireysel oyun ve top sürmeye yatkınlığı olan, temel teknik becerileri üst düzey, tahmin edilemez, işler iyi giderken spektaküler hareketlerle seyirciyi eğlendiren, teknik direktörün işine karışmayı seven ve onu kolaylıkla sinirlendirebilen oyuncu. Alessandro, sanattan bahsediyorduk değil mi? Arjen Robben. İlginçtir, listeme aldığım ender solaklardan biri. Sonradan düşündüm, acaba var mı benim kaçırdığım diye, aklıma gelmedi açıkçası. Sanırım solaklar topa daha sert vurma eğilimindeler. Plaseciler genelde sağ ayaklı oluyor. Robben değişik bir adam. Yıllardır sağ kanatta. Bazen çokça eleştirilmesine sebep olan aynı oyun stiliyle kendini kabul ettirdi. Bir kanat oyuncusu olarak Robben'i orta yaparken çok az görürsünüz. Genelde sağdan içeri kat edip sol ayağıyla çeker çeker vurur. Robben'in bütün oyunu, futbolu bunun üzerine kurulu. Hatta 2010 Dünya Kupası'nda Wesley Snyder, Robben'in çok bencil oynamasıyla ilgili şöyle bir açıklama yapmıştı. Takım olarak aramızda konuştuk, Arjen bundan sonraki maçlarda kendi topunu getirecek. Dediğim gibi yine de hiçbir eleştiri değiştirmedi Robben'in oyun stilini. O hep kendi bildiğini, iyi bildiğini yaparak var oldu ve belli bir süre sonra bunu artık o kadar iyi yapmaya başladı ki birbirinin kopyası gibi gözüken birçok gol Robben'in imza hareketi. Küçük adımlarla rakibinin üzerine gider, soluna doğru çeker, uzak köşeye doğru topa kusursuz bir kavis çizdirerek kalecilerin çaresiz bakışları arasında ağlara asar topu. İyi plaseciler gösterdiği yerin tersine vurur daima. Kaleciyi ters ayakta yakalayıp hareketsiz bırakırlar. Ve gördüğünüz üzere Robben'in attığı birçok gol de kaleciler olduğu yere çakılıveriyor. Toni Kroos. Bakın bu listede genelde santraforlar, forvetler, bilemedin en fazla ofansif orta sahalar var. Toni bu listeye koyduğum en az hücuma dönük oyuncu ama yine de burada olmayı hak ediyor. Açık konuşayım, ben ağır ve temposuz orta saha oyuncularını hiç sevmem. Bu anlamda Kroos'a karşı feci bir ön yargım vardı bugüne kadar. Belki bu yüzden pas sanatçıları listemde de yer vermemiştim kendisine ama birbirinin kopyası gibi gözüken şu farklı golleri izledikten sonra koymasam çok ayıp ederdim. Adam ayağının içini bilardo sopası gibi kullanıyor. Tam bir ıstakacı. Kaka. Ah kaka vah kaka, ağzımıza bir tutam bal çalıp ortalıktan kaybolup giden kaka. Ne zaman aklıma gelse söylerim. Keşke hiç ayrılmasaydı Milan'dan. Çok yakışıyordu oraya. Aslında Madrid'de başlangıçta her şey iyiydi. Fakat devamında sakatlıklar bırakmadı yakasını. Sonra bir daha hiç toparlayamadı. Kaka çok özel bir oyuncuydu. Pas, şut, çalım hepsi vardı. Hepsinden değişik miktarlarda konulmuş, özenle hazırlanmış bir kokteyl gibiydi. Gerekirse basar geçer, gerekirse çeker vururdu. Yani tekrar söylemeden edemeyeceğim. Keşke daha fazla izleyebilseydik onu.
Christian Eriksen. Yani hiç zannetmiyorum ama şayet birine torpil yaptıysam bu Christian Eriksen'dir. Sizi bilmiyorum ama benim çok beğendiğim, bayıldığım, izlemelere doyamadığım bir topçu. Oyun yapıcı orta sahanın piyasadaki en güncel sürümü. Çok modern bir topçu. He plase dersen büyük ıstakacılardan. Şu postür, şu şut tekniği çok net bir şeyi çağrıştırıyor. Tam Türkçesi olmamakla birlikte temel diye çevirebileceğimiz fundamental kelimesi geliyor akla. Hani temeli çok sağlam, belli ki işi ehlinden öğrenmiş dersin ya. Aynen o çeşit. E bu çocuk Danimarkalı değil mi? Altyapısı neresi bunun acaba diye soruyor insan haliyle. Ajax Akademisi'nin son 10 yılda yetiştirdiği en iyi şey. Korkuyorum Christian, seni de koparırsa Perez Başkan diye. Luka ve Gerrit'i kopardığı gibi. Sergio Kun Agüero. Tam bir dar alan futbolcusu. İnce bilek hareketleri ve kusursuz top hakimiyetiyle kendisinin iki katı stoperlerin arasından topla birlikte çıkabilecek kadar estetik. Oynadığı pozisyon merkez santrafor olması itibariyle genel anlamda topla buluştuğu yer hep ceza sahası içi. Rakibin daha kalabalık, Kun'un hep yalnız olduğu alan. Agüero hem çabukluğu hem de teknik yeterliliğiyle tek forvetten çok daha fazlası. Hatta aktif tek santraforlar arasında topla ilişkisi en iyi olanı diyebilirim. Ve doğuştan gelen bu yeteneğine golcülük meziyetini de eklemiş, genelde şut atmaktan ziyade topu kaleye pas atan bir tarzı var. Uzak köşelere yumuşak ama öldürücü darbeler. Henüz 30 yaşında olan Agüero, 151 golle Premier Lig tarihinde en çok gol atan 8. oyuncu. Alan Shearer'ın 260 gollük tahtına oturması şimdilik her ne kadar imkansız gibi gözükse de 208... Harry Kane. Eriksen'in ardından başka bir Tottenham'lı. Safkan İngiliz. Sadece Spurs'un değil, milli takımın da en önemli oyuncularından. Yıllardır forvetsizlikten kırılan İngiltere'nin geçtiğimiz Dünya Kupası'nda yıllar sonra bir yarı final görmesini sağladı diyebiliriz başka bir anlamda. Kane uzun boyuna rağmen ayaklarına oldukça hakim, temiz ve net bir ayak içi var. Taktik itibariyle daha çok tek vuruş golcüsüymüş gibi gözükse de kaleyi gördüğü her yerden kaleyi düşünebilecek kadar etkili bir şut sanatçısı. Suarez. Evet, Liverpool'da oynadığı futbol ile hepimizi büyülemişti bir önceki sezon ama 2014 Dünya Kupası'nda yaptıkları ve spor mahkemesinden aldığı 9 maçlık cezayla bir Barcelona taraftarı olarak transfer edilmesinden pek memnun olmamış, ya Messi ile tartışır kavga falan ederse ahanda başımıza belayı aldık demiştim. Ancak yanıldım. Hepimizi yanılttı Suarez. Barcelona'daki ilk sezonundan itibaren bambaşka bir Luis izlettirdi bize. Sanki o adli sicil kaydı kabarık çocuk gitmiş, yerine sakin, uyumlu bir adam gelmişti. Bırakın benim korktuğum gibi Lionel'le ters düşmeyi, onun hem saha içi hem saha dışında en iyi anlaştığı oyuncu oldu. Kendisine biçilen yardımcı aktör rolünü çok iyi oynadı Suarez. Tam 4 sene oldu, oynamaya da devam ediyor. Suarez gol vuruşunu Premier Lig'de son 2 sezonda öğrendi diyebilirim. Zaten öğrenmemiş olsa tıpkı Coutinho gibi 81 milyon euroya Barcelona'ya gelmezdi. Ajax'tan beri takip ettiğim Suarez'in böylesi bir golcüye dönüşebileceğini gram tahmin etmezdim. Ancak o konuda da yanılttı beni Luis. Dar alanda her zaman çok etkiliydi. Oyun bilgisi üst düzeydi ama son vuruşu yetersizdi. Bugün geldiği noktada tam bir gol makinesine dönüştürdü kendini. Robert Lewandowski. Jürgen Klopp'un dünya futboluna hediyelerinden. Kafayla, ayakla, voleyle, röveşatayla golün her türlüsünü atar. Tabii ki plase de onun geniş şut repertuarının içinde. Sırtı dönük oyunu iyi biliyor. Topla ilişkisi çok çok yüksek olmasa da muazzam bir ilk kontrolü var ve bu ona her kondisyonda hamle avantajı sağlıyor. Genelde topla buluştuğu ilk anda ya direkt vurur ya da ilk kontrolle birlikte kendisine şut açısı yaratır. Son dönemde frikiklerini de geliştiren Robert full paket elit bir golcüye dönüştü. Sizlere Lewandowski'nin henüz 30 yaşında olduğunu ve çoktan 300 gol barajını aştığını hatırlatmak istiyorum. Bayern Münih tarihinde ise Gerd Müller'in ardından en çok gol atan ikinci oyuncu. Raul Gonzalez.
Hiçbir futbol sever yoktur ki gol anında şöyle bir irkilmesin, oturduğu yerden ayağa fırlamasın. Raul gibiler içinse gol, sabah kalktığınızda dişlerinizi fırçalamak kadar sıradandır. Gol pozisyonundayken sanki gündelik rutin bir iş yapıyormuş kadar sakin ve soğukkanlı kalması belki de onun böylesi kariyerli bir golcü olmasını sağladı. Raul'un plaseleri ve gol vuruşları buraya rahatlıkla girmesini sağlayacak kadar net ve temiz. Ancak Raul'den söz edeceksek ilk söylememiz gereken onun aşırtmaları olacaktır. Raul'un gol repertuarında atmaktan en çok keyif aldığı ve sıklıkla tercih ettiği yöntemdir. Değişik, kendine has, belki kepçelemek olarak tabir edebileceğimiz bir yöntemle topun altına girer ve belki hiç şut açısı olmayan pozisyonlardan bile harika goller çıkarırdı Raul. Şimdi siz daha genç olanlar pek bilmezsiniz. O yüzden ben size Raul'ün o dönemini biraz daha anlatayım. Florentino Perez'in kendisiyle ilgili şöyle bir sözü vardır. Burası Real Madrid. Uygun gördüğümüz ücreti ödeyen ve ayrılmak isteyen her futbolcu satılıktır. Raul hariç. Perez'in Galacticos'u kurup Beckham, Zidane, Figo gibi dünyanın en iyi oyuncularını rekor bedellerle Madrid'e getirdiğinde bile Raul'ün sözleşmesindeki özel bir maddeden ötürü her zaman takımın en yüksek maaş alan futbolcusu olmuş, Ronaldo ve Owen gibi süper forvetler transfer edildiğinde bile neredeyse hiç yedek kalmamıştır. 71 golle Ronaldo ve Messi'nin ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan 3. oyuncudur. Real Madrid tarihinde ise Ferenc Puşkaş, Hugo Sanchez, Di Stefano gibi efsane isimleri geride bırakıp attığı 323 golle takımın en çok gol atan 2. futbolcusudur. Toplam 741 kez terlettiği Real Madrid formasını en çok giymiş, attığı her golden sonra alyansını öpen gerçek bir efsane. Teşekkürler Tilki. Fernando Torres. Dikkatinizi çekiyorum, listedeki 3. İspanyol santrafor. Ah be sarışın çocuk, sen ne yakışırdın o kırmızı formaya. Atletico Madrid'de oynadığın dönemde taktığın pazubandına bile asla yalnız yürümeyeceksin yazdıracak kadar kırmızıydın oysa sen. Fernando Chelsea'ye transfer olarak sadece Liverpool'lu taraftarların nefretini kazanmakla kalmadı. Aynı zamanda kariyerinde de büyük bir düşüş yaşadı. Liverpool zamanlarını hatırlayanlar iyi bilir. Birçok meziyeti çantasında toplamış, gerektiğinde ana santroforla eklemleşip ikinci forvet olarak oynayabilen çok yönlü bir gol silahıydı. Standart bir 9 numaraya göre topla birlikte oldukça zarif ve becerikliydi. Ancak bu inceliğin yanı sıra fiziksel kalite ve atletizm açısından hiçbir eksiğinin olmaması onu özel yapan en önemli etkendi. Kale önünde oldukça zeki, gol vuruşları pürüzsüz. Keşke hep kırmızı ve Liverpool'un 9 numarası olarak kalsaydın yakışıklı çocuk. Thierry Henry. Plase denilince ilk akla gelen isim, bu vuruşun babası. Öyle olması da gayet normal aslında, çünkü bu vuruşu öyle kendine has bir tarzla, o kadar ustalıkla yapardı ki, bundan önce izledikleriniz plase ise, Henry'ninkilere kesinlikle başka bir isim bulmak gerek. Tertemiz bir ayak içi, yumuşacık bilekler ve kadife kadar pürüzsüz dokunuşlar. Kaleye yüzü dönük, hafif hareketli bir biçimde topla buluşmuşsa, hele bir de sağ çaprazdaysa ve topu sağ ayağına geçirmişse, rakip defans oyuncusu olarak yapılacak en mantıklı hareket orta sahaya yaklaşmaktır. Çünkü takımınız az sonra santra vuruşu yapacaktır. Böyle tarif ediyorum çünkü durdurulamaz, mani olunamaz, ölümcül bir sağ ayağı vardı Henry'nin. Sanki topu kaleye vurmazdı da kalecinin etrafından dolandırırdı. Daha önce video içerisinde birkaç kez bahsettim. Plase yaparken topa vurma tekniğiniz kadar postürünüz ve vücut pozisyonunuz da önemlidir. Thierry topa vururken vücudu kendi soluna doğru yatar, topsa tam tersi yöne seyrederdi. Adeta topun ayaktan çıktığı noktada Henry ve top hayali bir V harfi meydana getirirdi. Hayali demişken bakın şunu da ekleyeyim. Küçükken Özgün'le aramızda yaptığımız bir şakaydı. Henry gol attıktan sonra şöyle söylerdik. Bu golün tekrarını ultra ağır çekim kameralarla gerçek zamanın binde biri kadar yavaşlatsanız
aslında Henry'nin vuruş yaptıktan sonra topu eline alıp götürüp ağlara koyduğunu, sonra hemencecik vuruş yaptığı pozisyona geri döndüğünü görürdünüz. Sana da teşekkürler. Tüm gollerini eliyle koymuş gibi atan adam. Dönis Bergkamp. Futbol bir sanatsa Dönis bir sanatçıdır. Ama öyle çokça tercih edilen, nicelik olarak çokça kişinin yaptığı bir sanat dalı değil. Belki bir heykeltıraş. Lakabı Iceman, yani buz adam. Ceza sahasında sanki kendi evinin salonundaymış kadar rahat ve bir o kadar da soğukkanlı. Dönis Bergkamp benim için karşımdakinin futbol seviyesini anlamada her zaman bir turnusol kağıdı vazifesi görmüştür. Yaş itibariyle kendisini izlemiş olmasına rağmen futbolcu olarak kendisini özel bir yerde konumlandırmayan kişi benim nezdimde çok net bu oyundan anlamıyordur. Plaselerine gelecek olursak, hani Henry için bu vuruşun babası demiştim ya, işte Bergkamp bu vuruşun dedesidir. Hatta dedesinin babasıdır. Bu oyuna kattığın tüm eşsiz güzellikler için teşekkürler heykeltıraş.